sektör raporu ile karşınızdayız. Zaten Tüp Menkul Değerler Genel Müdürü Atilla Pembeci bugün bizim. Atilla Bey hoş geldiniz. Piyasaları tabii ki konuşacağız. Yani bu ortamda piyasa konuşmadan olmaz. Dün Fed'in faiz kararı geride kaldı. Beklentilere paralel zaten, evet. 25 bas puanlık artış. Ama hani detaylarda sizin dikkatinizi çeken bir şey var mı soracağım. O bir tarafa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler hemen arkasından Amerikalı yatırımcılara yaptığı sunum. Türkiye'nin dış politikasındaki şu an için rota diyelim. Yavaş yavaş acaba bir ısınma oluyor mu? Almanya'ya da gidecek. Yani tüm bunlar muhakkak Türk varlıkları üzerinde de etkili. Hepsini konuşacağız ama ben öncelikle piyasadaki fiyatlamaya gelmeden önce bankaları da soracağım. Bir bu son OVP ve YEP içinize sindi mi? Onu sorarak başlamak istiyorum izninizle. Hem genel çerçeve hem de sermaye piyasalarına ilişkin atılan adımlar orada ne kadar kendine yer buldu? Yeni dönemde sektörün asıl temel ihtiyaçları neler? Evet. Yani şimdi esasında YEP'e bakacak olursak yön doğru. Yani rakamlar kendi içerisinde tutarlı. Zaten böyle bir ortamda bizim hükümetten de beklediğimiz esasında hem yatırımcılara hem piyasa oyuncuları herkese bir yol gösterici olmak. Rakamlar birebir tutar mı, tutmaz mı? Onları göreceğiz. Hani bu belki hangi biraz OVP'de tuttu. O da tartışılır evet, ama. Yani ama en sonunda hiç olmazsa problemin varlığı, adının konulması ve şey yapılması bununla ilişkin bir yol planı çıktı. Bu şimdi artık tabii yani birkaç hafta oldu çıkalı zaten. Şimdi artık uygulamaya bakacağız. Yani bunu ne kadar yapılacak? İşte oradaki verilen hedeflere uyulacak mı? Bütçe açığı, oradaki işte hükümetin bu konudaki kararlılığını gösterecek bazı aksiyonları görüyor olmamız lazım. Eğer bunu da görürsek bu kendi kendini besleyen bir pozitif bir sarmal haline gelebilir. Çünkü yani bu süre döneme gelene kadar zaten Türk varlıkları çok büyük bir baskı altındaydı ve fiyatlarda oldukça makul seviyelerde. Buralarda hani İngilizce bottom fisher derler, işte dipten bazı işte fırsatları yakalamak isteyen yatırımcılar ilk olarak işte ayaklarını yavaş yavaş havuzun içerisine sokmaya başladı. Doğru. Zaten şu hareket, bu son birkaç haftadır Eylül'ün başından itibaren gördüğümüz hareket biraz onunla alakalı. Yani hem yerli hem yabancı yatırımcı için mi söylüyorsunuz bunu peki? Evet, tabii ki. İki yani, taraf için de evet. Söylüyorsunuz. Merkez Bankası'nın faiz artışı üzerine OVP çatısı, politik belirsizlik de biraz daha herhalde ortadan kalkarsa özellikle dış politikada, değil mi? Bunlar sırasıyla yatırımcı için birçok konunun yanına tik atıldığını gösteriyor. Evet, ama dediğim gibi yani biz aksiyon tamamen şeyin dışı kurtarmadık yani daha, evet. Henüz. Bu hiç olmazsa bu yeni hükümete esasında belki Temmuz-Ağustos ayında verilmesi gereken bir krediydi. Şimdi o kredi bu OVP artı Merkez Bankası'nın aksiyonundan sonra verildi. Yalnız sahiden yani ben hani yaşım belli olmasın ama 94'ten beri bu piyasanın içerisindeyim. İlk krizimi de hani piyasada çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra gördüm. 91'le hani, başlayalım. Ve ondan dolayı hani sahiden bu süreçler çok sindirilmesi, her açıdan sindirilmesi, işte potansiyel borç büyüklüğünün sindirilerek, doğru, biraz borç azaltılma süreci uzun sürecek süreçler ve bunu biz çok disiplinli bir şekilde hani sağ uzun bu yolda sağa sola hiç bir şekilde dağılmadan, sapmadan hani hedefe odaklanarak bitiriyor olmamız lazım. Umarım bu şekilde sinyalleri de görürüz. Umuyoruz ki aksiyon da alınır. Peki sermaye piyasaları özelinde atılan adımlar
yeterli miydi? Neler olabilir? Özellikle tabii hani piyasaların derinleşmesi adına birçok ses yükseliyor. Nedir? Bunlardan birisi birkaç haftadır konuştuğumuz. Örneğin mesela mevduat tarafında stopajı kaldırıyorsanız eğer yatırımcının tasarruflarını evet çok güzel TL mevduata özendirmeye çalışıyorsunuz. Ama bu tasarrufun bir diğer kolu da sermaye piyasası araçları elbette ki. Dolayısıyla hani orada başka düzenlemeler olabilir mi? Hani hem enstrümanlar anlamında söyleyeyim hem piyasadaki likiditeyi ve derinliği artırmak için. Tabii şimdi eskiden bu tarz kararlar biraz daha hiç olmazsa karar almadan evvel biz piyasa oyuncularıyla falan konuşuluyordu. Belli bir konsens oluyordu. Kanun geçecekse komisyonlarda tartışılıyordu. İşte STK'ların şunları herkesin bir katkısı oluyordu. Ondan sonra da işte sağa solu yontularak bazı belki bazı konular unutulan bazı konular eklenerek bir şekilde geçiyordu. Şimdi biz tabii bu hızlı icraatın artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Burada en sonunda mesela işte mevduatlarla ilgili esasında TL mevduatı teşvik edici bazı önlemler alınırken bunun esasında işte bono tarafındaki bacağı unutuldu ya da göz ardı edildi ya da çok fazla önemsenmedi. Ama sonuç olarak bono yatırımcısı ile mevduat yatırımcısının belli dönemlerde nitelikli yatırımcı açısından geçişken olduğu var. Yani bu bir gerçek. Ondan dolayı esasında siz mevduat tarafını TL mevduatları özendireceğim derken esasında TL bonoyu ve TL tahvili, bu devlet tahvilleri de bunun içerisinde, onları bir dezavantajlı konuma soktunuz. Şimdi bu 3 aylık bir şeydi. Ondan dolayı 3 ay bu ama devamlı olacaksa bu tarafta da bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Nitekim swaplarda da aynı benzer şey oldu. Yani hani burada hızlı hareketlerin... Hızlı hareketlerle belki bazı nüanslar diyeyim, bazı teknik detaylar ki profesyonellerin, piyasa profesyonellerinin ancak analiz edebileceği atlanabiliyor. Evet. Ama o yüzden... bir de o döneme de bakmak lazım. Bir yangın vardı, söndürülmesi gerekiyordu. Doğru. Yani bir oraya bir suyu atalım, ondan sonra hani geri kalanlarına bakarız şeklinde de olabilir. Bunlar da yani anormal durumlar değil ama yani şey olarak genel anlamda bir derli toplu biraz daha düşünülerek ve biraz daha hani bütün parçaları gözetilerek bu tarz hareketlerin yapılması çok daha piyasa açısından güven aşılar. Şimdi bankaların karlılığını sorguladığımız, daha doğrusu karlılığı sorgulamıyoruz. Karlılık yine güçlü ama bilançolarını sorguladığımız, sermaye yeterlik oranları aşağı gelir mi, kötü krediler ne olacak vesaire. Reel sektör tabii ki birçok konkordata ilan ediyor. Yani genel olarak ekonomi zaten zor bir dönemden geçiyor. Bu dönem içerisinde aracı kurumların karlılıkları nasıl, önümüzdeki dönemde neler bekliyor? Benzer o yumuşak iniş diyelim aracı kurumlara da muhakkak yansıyordur Atilla Bey. Tabii şöyle en sonunda çoğu aracı kurumun yine en büyük işi hisse senetleri, işte kurumsal finansman aktivitesi, işte Viyop'taki ücret komisyon gelirleri. Ondan dolayı ve borsayı da hani her zaman deriz ya işte ekonominin yansıması diye, göstergesi diye. Ondan dolayı esasında böyle bu tarz ekonomik çalkantılarda bir şey de aracı kurum sektörü de etkilenir. Hem de ciddi etkilenir. Ama bu şu dönemde yani şu geçtiğimiz dönemde o kadar fazla volatilite oldu ki piyasada. Hacimler esasında çok fazla etkilenmedi. Hatta belli zamanlarda arttı. Belki daha hani son dönemlerin en fazla hacim geçen yazını da geçiriyor olabiliriz. Aslında yüksek volatilite hacimi de beraberinde getiriyor. Evet, yani hacim de aracı kurumlar için önemli. Çünkü oradan yaratılan bir komisyon geliri var. Ama eğer bundan sonra bu hani çalkantılı dönemden sonra biraz daha iş şeye gelirse, durulursa o zaman işte hani biraz daha hacimlerde normalleşme, azalma aracı kurumları biraz daha zorlar hale gelecek. Yani biz halka arzlar belki bu anlamda yabancı yatırımcının borsadaki ağırlığını artırması değil mi? Bunlar da olumlu etki yapabilir.
Yapabilir de eğer evet aynen öyle. Şu anda en son işte yine burada geldiğimiz zaman halk arzlardaki fiyat bir fırsat penceresinin şimdilik kapandığını söylemiştim. O daha henüz açılmadı. Yani oraya biraz daha oraya var. Çünkü halk arzlarda işte hem yatırımcıyla hisselerini satacak hissedar ya da şirketin bir fiyat tarafında bir uzlaşması sonucu oluşan şeyler ve piyasanın en tepesinde de en dibinde de bu fiyatlar konusunda uzlaşma zor oluyor. Ne zaman biraz daha ortada herkesin biraz daha hayata bakış veya da ekonomiye bakışın ya da ülkeye bakışın biraz daha uyumlandığı dönemlerde bu tarz işlemler çok daha fazla oluyor. Bu dönemlerde esasında kurumsal finansman faliyetlerinde biraz da artış oluyor. Yani hisse senedi, halka arz dışındaki bu birleşme satın almalarda biraz daha hareketlenme oluyor. Bunun bir kısmı işte distress dediğimiz sahiden satmak zorunda olunan varlıklardan dolayı oluşuyor. İşte diğer tarafta da yani bu tarz dönemlerde fırsat kollayan bazı yatırımcılar var. Yüksek getiri, yüksek risk, yüksek getiri mentalitesiyle hareket eden bu tarz işlemler biraz daha artabiliyor. Şimdi FED tabii sıcak olduğu için piyasaları konuşurken bir FED ile ilgili görüşünüzü de alacağım ama Amerikan Merkez Bankası FED politika faizini 25 bas puan arttırdı. Bu sürpriz değildi hiç şüphesiz. 200